Business Channel Türk ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, bugün Yilport Samsun Spor'dan sizlere merhaba diyoruz. Çok önemli bir konuğum var bugün sevgili seyirciler. Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım bugünkü program konuğum. Başkanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Samsun'umuza da hoş geldiniz. Samsun'a da hoş bulduk. Evimiz, memleketimiz özlemiştik. İyi yaptınız. Güzel bir gün. Teşekkür ediyorum beni de davet ettiğiniz için. Bizim için bir onur başkanım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Evet, dün dolu bir gün geçti. Bizim Samsun'da bir Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi yaptırmıştık. Onun mezunlarının ilk mezunlar günü, pilav gününe katıldım. Öğrencilerle tanıştım. Onlarla konuşmalar yaptık. Kampüsü gezdik. Sonra annemi ziyaret ettim. Daha sonra gece milli maçı seyrettik. Samsun'umuzu konuştuk. Bugün de bir nikaha katıldım. Yani Samsun dolu dolu geçti. Şimdi sizle bir çok röportaj. Hoş, Sonra da akşam çok önemli bir maçımız var. Evimizdeki İnşallah, ilk maç. Evet. Yani onun için bu hafta sonu güzel bir hafta sonu oldu benim için Samsun'da. Hava da güzel, her çok şey iyi. Çok güzel. Başkanım, kısaca sizi tanıyabilir miyiz izleyicilerimiz adına? Tabii. Ben 1960 Sivas doğumluyum. 2,5 yaşında ailem, ben 2,5 yaşındayken Samsun'a göç etmiş. Ben ilk orta ve liseyi Samsun'da okudum. Daha sonra üniversiteye, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gittim. 1983 senesinde Amerika'ya gittim. Önce İngilizce, sonra master, sonra doktorama başladım ama doktoramı bitirmedim. Daha sonra bir 5 yıl bir Japon firmasında çalışma yaptım. Evet. Mühendislik hayatımı Amerika'da tamamladım. 93 senesinde ben Samsun'a geldim. 4 sene Samsun'da kaldım. 97 senesinde İstanbul'a taşındım. Ve 1997'den bugüne kadar yaklaşık işte 22 senedir de İstanbul'da filo olarak çalışıyorum. Yıldırım grubunun işte temelleri çok önceden atıldı ama böyle büyümesi, global olması benim İstanbul'a gitmemle başladı. Son işte 22 senedir çok aktif bir şekilde iş hayatında çalışıyoruz. Benim yükseldirim olarak söyleyeceğim bu kadar. Çok güzel. Şimdi başkan, ciddi anlamda da gerek Samsun adına gerekse Türkiye'miz adına oldukça başarılı, vizyoner ve öngörülü bir iş adamı olarak biliniyorsunuz. Açıkçası şunu net bir şekilde sormak istiyorum. Ekonomik olarak ülkemizin geçtiği bir konjektür var. Evet. Belki bu dünyada da benzer sıkıntıların yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Evet. Şimdi hani 7'sinden 70'e derler ya, herkeste bir mutsuzluk ya da mazeretli yaklaşım politikası var. Böyle bir davranış şekli var. Siz bu davranış şeklini başarılı, ekonomik açıdan da kariyer açısından da zirveye gelmiş biri olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önce şöyle söyleyeyim, tabii maalesef Türkiye son birkaç senedir bir inişe geçti. Biz bu inişin yumuşak olmasını her zaman istedik ve belli bir yerde durmasını, ama maalesef iniş devam ediyor. Türkiye ekonomisinde bir daralma, küçülme devam ediyor. Ama bu sonlara doğru geliyoruz. Bu senenin sonunda biz artık bir dibe vurma gibi bir durumumuz olacak. Ama bu bir tek Türkiye'de değil, global ekonomiye de bağlı. Çünkü bu senenin ikinci yarısı itibariyle de dünya ekonomisinde bir yavaşlama başladı. Bazı sektörlerde global resesyon başladı. Beklenen 2020 yılında dünya ekonomisi belki bir resesyona girecek. Eğer bu resesyon olursa ve
bu Amerika-Çin arasındaki ticaret savaşları da devam ederse ve bunun sıçrama şeyleri de var, durumları da var. Belki Avrupa da bunun içine girebilir. Bunların hepsi sonuçta konjonktür olarak Türkiye'yi etkileyecek. Evet. O zaman Türkiye ekonomisi çok daha zorlanabilir. İnşallah bu böyle olmaz diye umut ediyoruz. Bizim temennimiz yani krizleri fırsata çevirme formülleri var mıdır peki? Var ama tabii şimdi önce adım adım bakmak lazım. Biz neredeyiz? Fırsata nasıl çeviririz? Şimdi kriz bir Türkiye'de var, bir de dünyada var. Şimdi biz Türkiye'deki krizleri fırsata çevirmek için yani önce bir paraya ulaşıyor olmanız lazım. Evet. Parasız hiçbir şey siz satın alamıyorsunuz. Şimdi sıkıntıya girmiş bir sürü firmalar var, sektörler var ve buralarda insanlar işte borçları azaltmak için elindeki mülkü satacak, şirket satacak, borçları düşürecek. Bu bir kriz fırsat yaratıyor. Eğer bir nakitte oturuyorsanız, nakit üstünde elinizde nakit para varsa, yoksa bankalardan borç alıp da gidip o şirketleri almak bugün çok zor, imkansız gibi. Eğer çok iyi bir kredibiliteniz yoksa. Ama dediğim gibi fırsat her zaman var dünyada. Hı hı. Bunun ölçeği değişiyor. Bazen çok dibe vuruyorsun, çok ucuzdan alıyorsun. Bazen işler çok iyidir, yukarıdan alırsın ama çok yukarıdan da satış yaptığın için belki pahalı alıp pahalı satmak da bir fırsat oluyor. Düşük alıp düşük satmak da, ama ben pahalı alıp pahalı satmayı seven bir iş adamıyım. Hı hı. O yüzden yani şu anki fırsat daha tam oluşmadı. Ama oluşacak. Tabii bu Türkiye'deki fırsatlar farklı. Daha hala beklenen yere gelmedi. Türk varlıkları bugün %60 gibi bir değer kaybı var Türk varlıklarına baktığımızda. Ama hiçbir yabancı gelip Türkiye'den bir Türk varlığı satın almıyor. Bu ne demek? Yabancıların beklentisi daha Türk varlıkları pahalı düşmesi lazım diye. Bunu zaman gösterecek. Peki kalite de yüksek mi hocam bizde? Başkanım, kalite pardon. Kalite farklı. Önce şirketlerin durumu önemli. Yani şimdi yaptığınız işteki kaliteli işse insanlar zaten konsolide yapmak için rakibiniz geliyor, sizi satın alıyor. Hem sizin yaptığınız üründen, hem kalitesinden, hem pazar payından yararlanıyor. Onu bir birleşim yapıyor, şirket birleşmesi. Mesela bir banka değeri, yani bankalar işte bunlar borsadaki şirketlerin değeri. Şirket değerleri düştü. Ama yabancı gelip oraya para yatırıp da o hisseleri hala almıyor. Çünkü onun gözünde daha hala bir yüzde belki 10, 20, 30 daha yüksek düşmesini bekliyor. Bu beklenti tabii bir belirsizlik yaratıyor. Nereye gidecek, nerede duracak, işte yatırımcı ne zaman Türkiye'ye girecek, para getirecek, koyacak da o para ekonominin içinde dönüşe başlayacak filan. Yoksa bizim konuştuğumuz o yani kaliteymiş, yok ürünmüş değil, şirket konuşuyoruz. Şirketlerin satın alınması veya şirketlere yatırım yapılması. Bir de bu şimdi dünyada var tabii. Dünya krize girince global oynayan oyuncular dünyanın birçok yerinde aynı benzer varlıkları satın almak istiyor. Onun için fırsat hem global hem lokal olarak var. Daha iyisi gelmeyecek mi? Gelecek. Şu an doğru bir zaman değil. Hem global satın almalar için veya Türkiye'deki asetleri almak için biraz daha beklemek lazım. Bu benim kendi görüşüm. Ama burada en önemli şey hükümetimizin, devletimizin ne yapacağı. Yani artık ekonomide reformların bir an önce yapılması ve yatırımcıların önünün burada açılması. Burada devlet politikası ve hükümet politikasının aslında birbirinden ayrıştırmamak mı gerekir ya da birleştirmek mi gerekir? Çünkü hani söz konusu Türkiye ekonomisi, devlet politikasının daha ön planda olması gerekmez mi bir iş adamı penceresinden baktığınızda? Zaten her şey devletle başlıyor, devlet politikasıyla. Hı hı. Ama maalesef devlet bu yerel seçimlerden sonra, 31 Mart'taki seçimlerden sonra dedi ki biz ekonomiyi artık
asılacağız. Önümüzde 4,5 yıl seçim yok. Biz ekonomiye fokus olacağız dedi. Ama maalesef henüz o fokus daha oluşmadı. Konuşulanla yapılanlar arasında çok büyük fark var. Biz iş adamları, yatırımcılar işte o reformların yapılması, önümüzün açılması, işte krediler filan, bütün bunların bir oluşması lazım ki biz de bir cesaret alalım. Şu an iş dünyası o cesareti kaybetti. Herkes şu an bir belirsizlik içinde, yatırımcı iştahını kaybetmiş içinde, yani ne yöne gideceği bilmiyor. Vatandaşa sirayet ediyor. Tabii şimdi yukarıdan aşağı doğru geliyor. Siz yukarıdaki büyük gruplar eğer yatırım yapmıyorsa ya da üretimlerini artıramıyorsa, düşüyorsa, kısıyorsa bu ne oluyor? Önce bir istihdama negatif etkisi var. İşten çıkarmalar falan oluyor veya maaşlar ödenmiyor veya ne bileyim işte maaşlar azaltılıyor falan. Bu da çalışanların tüketim tarafını etkiliyor. Çalışanlar ya işten çıkarılırsa harcama durumu yok veya işte maaşı yeterli derecede artmayınca veya azalınca harcayacak gücü azalıyor. Bu da ne yapıyor? İster istemez tüketimi etkiliyor. Tüketim olmadığı zaman da çarklar dönmüyor. Kesinlikle. Herkes yavaşlama içine giriyor. Bu durumda söylenecek şey sistemin baştan aşağı doğru gelmesi. Yani devletten başlayıp bizlere trigger etmesi. Devletin yani bu stimulus paket dediğimiz işte yani bizim ekonomiyi böyle itme push dediğimiz yani bizi itici bir destek vermesi lazım. Burada yani çıkacak milyarlarca TL, dolar bir parayı piyasaya sürecek. İhtiyacı olan bunu da yani yukarıdaki büyük gruplara değil daha çok orta ölçekli gruplara ve onların bir altındaki küçük yani bu KOBİ dediğimiz şeylerin evet, tabii, KOBİ desteklerinin yapılması gerekiyor. Ki taban bir düzelsin, ondan sonra yukarıya doğru bir ivme ve aşağı doğru bir ivme. Bunlar yapılırsa işte ne bileyim bir şeyde hukuk tarafında gerekli reformlar yapılırsa, çünkü yabancılar kendini bu ülkede pek emin görmüyorlar. Bu son 15 Temmuz olaylarından sonraki bu kargaşalık şeylerde bir tedirginlik yarattı yabancı tarafında. Devletin bunu artık... Yatırımların geri çekildiğine de şahit oldunuz mu? Onlar var tabii, yatırımların geri çekilmesi, ama önemli olan yani şimdi yabancı Türkiye'ye gelecek, ben diyor yaptığım yatırım ne kadar emin? Yarın ortağımdan dolayı acaba devlet gelip ortağımın bir şeyinden dolayı el korsa benim param da küçük, yatırım bilmiyor çünkü kimin ne durumda olduğunu falan, onun için bir bekleme içinde. Bunu yani devlet olarak bizim açık açık söylememiz lazım. Artık Türkiye'de bu kargaşalık bitti. Hiçbir şey yok. Böyle bir risk yok. Hukuki şeyler yok. Artık hukuk işlevselliğini kazandı. Her şey tıkır tıkır yürüyor. Siz bu ülkeye güvenebilirsiniz. Sermayeye saygı var. Hukuk işlevsel. Artık gelebilirsiniz. Biz size bu güvenceyi veriyoruz demesi lazım ki ve ondan sonra da belli projelerin önünü açması lazım. Yabancı yatırımının girmesi için. Ondan sonra da bizim gibi iş adamları da buradaki pozitifliği görünce ister istemez biz de öbür taraftan kendi tarafımızdan katkıları filan koyarak bir tam global dediğimiz global ve lokal ekonominin birleştiği bir yapı oluşacak. Ondan sonra biz zaten özel firmalar ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Orada bir problem yok. Problem artık güvende. Şu an güven unsuru yok ortada. Bunu da verecek bizim devletimiz olması lazım. Hem hukuki taraftan, hem ekonomik taraftan, hem işte politik taraftan. Yani... Evet, gerçekten güven noktasına ihtiyaç duyulan bir süreç içerisindeyiz. Yani insanların bu anlamda ilişkilerinde de çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
İnşallah bunlar sağlanacaktır. Hani bahsettiğiniz İnşallah. gibi krizi fırsata çevirebilmeyi Türk milleti zekidir biliyorsunuz. Bunu başarabilecektir diye ümit ediyoruz. Biz onları çevirebiliriz. Yeter ki bu dediklerim olsun. Evet, inşallah. Peki Yıldırım Bey, Sayın Yıldırım, Hilport Samsun Spor. Samsun Spor. Evet. Neden böyle bir girişime de bulundunuz? Bunun sadece ticari boyutu olarak düşündüğünüzü zannetmiyorum. Bunun Doğru. altında daha güzel, daha özel, daha samimi bir duygu yatıyor olsa gerek. Evet, var. Bunu da izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Yani ben çocukluğum Samsun'da geçtiği için Evet. biz yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çağlarında biz hep Samspor'u destekledik. Samspor maçları. Ama seneler sonra ben Samsun'a döndükten sonra bir 2 yıl Samspor'da yöneticilik dönemim oldu İsmail Uyanık başkanlığında. Sonra ben İstanbul'a taşınınca bıraktım. Aradan yıllar geçti ve maalesef Samspor iyiye giderken çok kötüye gitti. Ve öyle bir noktaya geldi ki 2 sene önce Samspor başkanlığı bıraktı, temliklerini koydular, yönetimi kayyuma bıraktılar. Kayyum da baş edemedi, kayyum da bıraktı ve Samsunspor'u artık kapatıp Ballı'yı amatörlüğe gönderip yerine yeni Samsunspor kurma hedefleri başlamıştı. Çünkü kimse o günkü 70-80 milyon TL'lik borcu ödeyecek durumu yoktu. Bir de bazıları bunların euro, dolarlı olduğu için futbolculara, eski başkanlara filan kurlar böyle arttıkça gidiyordu. Bunun en kolay çözümü Samspor'u iflas edip kapatmak, yeni bir Samspor kurmaktı. Biz de İsmail Uyanık başkanla beraber dedik ki ya armasında Atatürk olan çocukluğumuzun takımı, sevdiğimiz bir takımı böyle bir durumda yani amatörlüğe göndermek pek yakışmaz. Bu bir gönül işi dedik. Evet. Biz bunu bir gönül işi alarak, sosyal sorumluluk projesi alarak Samspor'u sahiplenelim dedik. O nedenle ilk hedef Samspor işte genel kurulunda İsmail Başkan şey yaptı. Yani şirketleşme kararını aldırttı. Samsunspor Futbol Kulübü Anonim Şirketi diye bir şirket kuruldu. Samspor'daki dernekteki tüm borçlar bu AŞ'ye devredildi. Futbolcular, futbol takımı her şey devredildi. Ve bunu biz Yepyeni bir satın Samsun aldık. Spor oluşturdunuz. Yani anonim şirket oldu. Artık Evet. dernekten çıktı. Dernek Daha profesyonel bir işletmecilik anlayışı getirildi. tabii Öyle ama algılıyorum. öyle olacak. Tabii profesyonel çünkü Evet. adı anonim şirket. Biz artık Kesinlikle. bunun vergisini vereceğiz. Bütün şeylerden sorumluyuz. Kesinlikle. Geçmişte dernekler kendilerini ibra edip elini yıkayıp çekip gidiyordu. Arkadan da temlik koyuyordu. Kimseye sorgu sual yok. Biz ne yaptık? Bir bütçe yaptık. İşte geçen sene dedik ki biz hayatımızda ilk defa ikinciliğe düştük. Bu eski üçüncülük yani. Biz buradan çıkmamız lazım dedik. Ama çok hızlı bir şekilde bir transferler yaptık. İyi bir takım kurduğumuzu zannettik ama sonuçta öyle olmadı. 3 puan bir farkla şampiyonluğu kaçırdık. Evet, Playoff'larda maalesef. elendik. Ama baktım ki ben bu işte devam etmem lazım. Ama uzakta durmam, dışında durmam olmaz. İçinde olmam lazım gerektiğini gördüm. O nedenle ben de kendim olarak bu sene yönetim kuruluyla beraber çalışıyoruz. Yönetim kurulu kararlarıyla biz hem hocamızı getirdik, İrfan Buz'u, hem nokta transferlerimizi yaptık. Yani yeni bir takım, yeni bir oluşum kurduk. Biz artık şöyle bakıyoruz. Diyoruz ki biz bu takımı bu lig için değil, birincilik için kurduk, bir üst lig için kurduk. Bu Harika. takım inşallah şampiyon olacak. Yapacağız da buna inanıyorum yürekten. Şampiyon olduktan sonra bizim hedefimiz hemen Süper Lig'e çıkarmak. Bunu da yapabilmek için işte bu iskeleti tutup
üstüne 5 tane yabancı oyuncu oynatma hakkımız var. Bunları da iyi bir yabancılar aldığımızda, çünkü bu ligde, ikinci ligde yasak yabancı oyuncu. Bu oyuncuları aldığımızda biz çok iyi bir takım olacağımıza inanıyoruz. Ve biz kendimizi bir üstlüğe, yani süperliğe yani çıkacağımıza inanıyoruz, çıkaracağımıza inanıyoruz. Ve çıkmak için de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Benim hedefim bu. Ben bunu 5 senelik bir vizyonda, bir 5 senelik plan yaptım. Samspor Futbol AŞ'nin altında bu ikinci senemiz. Ondan sonraki hedeflerimiz de bizim inşallah Samspor'u bir Süper Lig'de kalıcı yaptıktan sonra Avrupa hedefleri. Yani harika. Böyle bir hedeflerle gidiyoruz. Allah bize inşallah o günleri gösterir. Cumhurbaşkanımıza sözüm var. Samspor'u kendisi de yakından izliyor. Dedim böyle bir Türkiye'de reform yapıyorum. Bunu yani bir model olarak Türkiye Futbol Federasyonu model olarak. Tabii Türkiye futbolunda bir model olarak Türkiye Futbol Federasyonu da bu tür modelleri işte çoğaltarak artık dernekçilikten çıkarıp anonim şirketleşmeye götürüp her futbol kulübünün bir sahibi, bir iş adamı olabilir, herhangi biri olabilir veya bir işbirliğinde bir grup olabilir. Ama artık bu kulüplerin birer sahibi olacak. Bu sahipler de bu takımları ayakta tutmak, artık bir bilançolarına göre, maddi durumlarına göre yönlendirecek. Yapamayan kapanıp gider ya da batar gider. Onun için Samsun Spor işi bir aslında rol modeli. Hem de bir gönül işi. Biz bu ikisini bir araya getirdik. Mutlu muyum? Evet, mutluyum. Ama daha işin başındayım. Bu işin de bir tek transferle olmayacağını biliyoruz. O nedenle biz ilk işimiz geçen sene Samspor Futbol Akademisi'ni kurmak oldu. Bu senenin yani yazında, Temmuz ayında biz bir Genk'le, Belçika'nın Genk takımıyla bir anlaşma imzaladık. Futbol akademilerini beraber çalıştırma. Genk'ten hocalar gelip burada bizim futbol akademisinde her ay bir hafta vakit geçiriyor. Hocalarla, oyuncularla sistem oturtuyoruz. Yani bu bir model. Çocuklarda var mı? Tabii çocuklar yani 5 yaş, 7 yaştan başlayıp 19 yaşa kadar geliyor. Biz de buradan yetiştirdiğimiz oyuncuları alıp üstlüğe, kendi futbol takımımıza alıp oradan da bu oyuncuları işte dışarıya satarak para kazanan bir model haline getirmek istiyoruz. Bizim tek para kazanma şansımız bu. Yoksa bilet satışlarıyla, forma satışlarıyla biz bu kulübü böyle götüremeyiz. Çünkü bir futbolcu alıyorsunuz milyonlarca euro. Ama öyle bir gelir yok. Biz bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi değiliz. Yani büyük bir kitlemiz yok. Öyle bir para gücüne sahip değiliz. O zaman biz kendi öz kaynağımızdan yaratmamız gerekiyor. Bu da bu yörenin çocukları. Bu nedenle biz şimdi belediyeyle bir işbirliğine girdik. İnşallah bize yeni bir sahaların olacağı bir bölgeyi verdiler. Oraları yapacağız yavaş yavaş. Oralar bittiğinde bizim bir 8-10 tane belki yeşil çimli bir futbol sahalarımız olacak. Biz bütün bu çocukları orada hem futbol okulunda eğiteceğiz, hem de okullarıyla beraber. Çocuklar okula gidip başarılı olmak zorundalar futbol oynayabilmek için. Bu çocukların hepsine biz yabancı dil öğreteceğiz. Futbolda yarın ya, yurt dışına... Oynayan çocukların da çok daha o derslerde başarılı olduklarını da biz dışarıdan gözlemleyebiliyoruz başkanım. Siz de muhtemelen biliyorsunuzdur. Evet, biliyoruz ama daha iyi olsun istiyoruz. Çocuklar yani futbolcu olamazsa en azından eğitimlerinden eksik kalmasınlar. Doğru. Ama biz futbolcu olduğunda da yan bir mesleği olsun. Yarın futbol hayatı bittiğinde ne yapacağım diye iş aranacak. Ama elinde bir iş var, en azından bir şey yapabilir. Eğitimli olabilir. Yani çevredeki böyle işte gençleri kazanmak, çocuklar gidip işte ne bileyim böyle oyun oynayıp bilgisayarlarda filan, böyle smart yani akıllı telefonlarda şunda bunda, böyle işte gelsinler sporcu olsunlar istiyoruz. Biz onları yetiştirelim.
Bak otobüsler aldık, çocukları çok emin bir şekilde işte deplasmanlara gidiyor, geliyor, antrenmanlara gidiyor, okulları hepsi takip ediliyor filan. Bu bir iş modeli. Bu tabii koca bir şeye baktığınızda organizasyonda bu akademi bir yapı orada. Burada merchandising var işte, kulübün yaptığı bu ürünler satış için işte formalardı, kaşkollardı, ne bileyim kupalardı, bir sürü bu şeyler. Noktada, bu noktada izleyicilerden beklentileriniz nelerdir başkanım? İzleyici derken yani hangi Samsun izleyici? Spor sevdalılarından, taraftarlarından ha. Belki hani siz taraftar diyorsunuz, evet. Belki biz izleyici diyoruz ama. İzleyici olunca tabii oturup maç izliyor. Evet. Taraftarlar da biraz daha ateşli oluyor, çılgın. Tezahürat evet. Edip takımı destekleyen oluyor. Biz şimdi taraftarlardan, biz hep söylediğimiz bir şey var. Tamam, farklı taraftar grupları var. Evet. Saygımız var ama stadın içine girdiklerinde biz tek yürek ve tek ses olmalarını istiyoruz. Çünkü beraber yaptıkları tezahüratlar takımı destekleyen, evet. Takımı ateşleyen, onları motive eden bir şey olacak, yönde olacak. Bunu gördük biz ve bunu çok iyi de yapıyor Samspor taraftarı. Seyirciler zaten geliyor, maçını seyredip güzel bir şekilde ayrılıp gidiyor. Onlar keyif alıyor, parasını veriyor, formasını alıyor, yaptığı destek var. Onlara biz minnettarız, hiçbir şey söylemiyoruz. Daha da sayının artmasını istiyoruz. Yani biz bugün 2000 tane kombine satmışız, ikinciliğdeyiz. Millet daha çok bilet almak istiyor, kuyruklara girip. Bunu da yavaş yavaş değiştirmek istiyoruz. Yani kombinesini alsın, gelsin maç saatinden yarım saat önce otursun, kuyruk yok, bir şey yok. Keyifli bir 17 maçlık bir sezon izlesin. Bu zamanla olacak. Bunun başka yolu yani yok. Taraftarın keyfini de kalitesini de, daha doğrusu izleme kalitesini de arttırmayı hedefleyerek. Tabii takımı ona göre kuruyoruz. Şimdi taraftarı sizin stada çekmeniz lazım. Onu çekmek için yapacağınız ilk iş iyi bir takım kurmak, evet. İyi bir hoca getirmek. Ondan sonra statta etkinlikler yapmak. Yani maç öncesi, maç sırasında o coşturmak için. Taraftarın birazcık da öfke kontrolünü de bilmesi gerekiyor değil mi ya, başkanım? O her zaman gerekli ama biliyorsunuz şöyle bir... ya da biz bayanlar olarak aslında futbola böyle çok artık sayılarımız çok fazla arttı. Ama daha da çok artması açısından... Biz onu istiyoruz. Aileler gelsin. Öfke kontrolü olsa çok mutlu olacağız. Bayanlar artık geliyor. İstanbul'da görüyoruz. Burada da geliyor bir kısım şey. Tabii istediğimiz kadar gelmiyor ama yavaş yavaş bunlar oluyor. Bunları yapmak için önce bir keyifli bir takımınız olması lazım. Onu gelip heyecanla izleyecek, destekleyecek. Biz şu an onu yaptık. Bu senenin takımı öyle bir takım. Şimdi bu ilk maçımız bu akşam. Ama zamanla bunlar hepsi oturacak. Taraftar statta ne yapacağını bilecek. Seyirci maça nasıl bir keyif alıp nasıl destek gerektiği zaman yapacağını filan. Biz de onları stada çekmek için ne gerekiyorsa elimizde, takımsa takım, işte şeyse yani eğlence, performans, hepsini. Dikkati çekmekse dikkati çekmek, gerekiyorsa ne yapmaya hazırız diyorsunuz. Yüksel Bey, hakikaten Samsun'dan dünyaya açılan başarılı, güçlü bir iş adamı olarak sizce başarının sırrını birkaç cümleyle söylemek gerekirse neye borçlusunuz? Şimdi başarının satır sırrı... Satır aralarından aslında sohbetinizin içerisinden birçok şeyi benim de aldığım gibi muhtemelen izleyicilerimiz de almıştır ama bunu hani böyle kelimelerle sıraladığımızda neye borçlusunuz? Şimdi başarımın en büyük sırrı bir kere çalışmak. Kesinlikle. Ben çok fazla çalışan bir adam. Artık işkolik oldum. Diğer tarafta yani bu herkes çalışıyor ama bunu bir disiplinli bir şekilde, akıllı bir şekilde yapmak. Bunun için de ben çok detaylı bir yani her şeyi bir detay oriented şekilde detaylarını ayırıp parça parça şey yaparak sonra doğru yerde doğru zamanda doğru kişilerle bir araya gelmek, bu insanlarla işbirliği yapmak, iş yapmak, bu çok önemli.
Bunu ilk başta yapamıyorsunuz ama zamanla büyümeye başladığınızda hedefinizdeki sektör ve oradaki bu oyun yani planlayıcılarıyla filan şeyleriyle işte nerede nasıl buluşurum, nasıl bir network sağlarım bunlar. Ondan sonrası zaten hep plan. Biz planlı bir şekilde büyüdük. Hiç böyle şansa bir şey bırakmadık. Aşırı derecede seyahat ediyorum. Senenin belki 7-8 ayları hep yurt dışındayım. Seyahatlerdeyim, otellerdeyim, uçaklardayım. Bu kadar çalışıp arkanızda 14 bin tane çalışan bir şey var. Maşallah. Bizim bir İstanbul Maslak'ta genel müdürlük binamız var, holding binamız. Orada bizim bir 400 kişilik bir çalışan, bunun 100 kişisi şey böyle yani nasıl diyeyim, akıllı bir grup, tüm şirket satın almaları, planlaması, finansmanı, entegrasyonu, operasyonu, bunu yapan bir böyle şeyim var, A takımım var. Bunlarla beraber, bunlar da devamlı seyahat halinde, şey halinde global çalışıyoruz. Biz bugün 53 ülkedeyiz. Yani bu kolay değil. Çin'de başlayıp ta Peru'da bitiyoruz. Yani bizim üstümüzde hiç güneş batmıyor. Yani bir yerde doğduğunda güneş öbür tarafa geldiğinde tekrar öbür taraf bilmem gündüz olur. Öyle bir yapı. Bunu hem yaratmak, hem kontrol etmek, hem başarılı bir şekilde götürmek aşırı bir şey istiyor, sistem istiyor, destek istiyor, çalışma istiyor. Biz bunları yapıyoruz. Ben Zirveye çıkmak kolaydır belki ama zirvede kalabilmek çok daha zordur. aynen öyle. Kolay değil aslında, oraya çıkmak da çok zor. Çünkü biz 15 sene önce ben bir liman işine başladığımda hiç limancılıkta bir yatırımımız yoktu. Bugün 15 senede biz dünyanın 12. büyük konteyner liman işletmecisiyiz. Biz dünyanın 4. büyük krom madeni ve ferrokrom üreticisiyiz dünyada. Şimdi biz bu şirketleri sıfırdan yaptık. Harika. 2003-2004 yılında alıp başladığımızda yok olan bir şeyleri buraya getirmek, bu bir vizyon işi, bu bir Kesinlikle. Çalışma işi, plan işi. Yani başarının arkasındaki sır bizde şey, yani bunlar: düzenli çalışmak, planlı Sistemli çalışmak, çalışmak, sistemli, hedefi belirlemek. kesinlikle, Evet. kesinlikle. Peki, son olarak şunu da yapmak istiyordum aslında ama işte bunu yapamadım dediğiniz bir şey var mı? Çok var. Öyle mi? Çok. Mesela. Yani yani ne bileyim, ben mesela senelerdir Amerika'da liman ya da limanlar almak için çok uğraşıyorum. Beceremedim. Aslında becerir gibi oldum ama olmadı. Çok fiyat yukarıdaydı, fiyatlar aşağı düştü. Geçen sene ihalesinde olup da bu sene Nisan ayı sonunda biten bir ihale mesela 2 milyar dolarlık bir liman satın almaydı. Bunu çok istedim. Amerika'nın en iyi limanıydı. Son dakikada rakibimize verdiler. Biz ikinci olduk. Yani bunun gibi böyle istediğim ama olmayan bazı projeler var. Ama bunlar Hepsi iş odaklı ama, değil mi? hepsi iş odaklı İsterdim. tabii. Yoksa yani benim başka işten başka bir şey yok hayatımda. Açık Süper. söyleyeyim, sosyal hayatım daraldı, azaldı. İş dünyasının, Türkiye'deki top 100 insanının hemen hemen Ama hepsiyle ayrıca da bir aile görüşüyorum. babasısınız. Aile babası var tabii, çocuklara zamanında ilgi gösterdi. Şimdi çocuklar büyüdü, artık onlar da kendi ayakları üstünde duruyor, çalışıyorlar. Ben Harika. onlara vizyon veriyorum, destek veriyorum. Ama dediğim gibi benim dünyam artık çok farklı. Ben dünyanın en büyük böyle milyarder, yani dolar milyarderi olan insanlarla temastayım, iş şeyindeyim. Onun için bu insanlarla yani görüşmem gerekiyor, çalışmam gerekiyor, onların seviyelerini yakalamam gerekiyor. Onun için ben kendime çok böyle yüksek hedefler koyduğum için yani ben buraya geldim işte bitti değil.
hep daha yukarı, daha yukarı, bunun sonu ne diye sorduklarında ben cevap veremiyorum. Çünkü bu bir sonsuz bir şey. Çünkü. Yok. Başarının sırrında limit yok çünkü, sınır yok çünkü. Evet. Hedefe her zaman için yüksek çıkmakta fayda var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sözcüklerimizi almak isterim. Vallahi, programımızın sonuna geldik çünkü. Dediğim gibi biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Biz 53 ülkede yatırım yapmamız aramızda en büyük yatırımlarımız bu ülkede. Grubun %60'ı yurt dışında, %40'ı Türkiye'de, ama Türkiye tek bir ülke, %40. Diğer 52 ülkede %60 var. Onları böldüğünüzde yani oralar ufak ufak. Biz amacımız Türkiye'de en iyi zamanda, en kötü zamanda yatırım yapmak. Kötü günde iyi gün için yatırım yapmak ve büyümek. Biz bunu hep kendimize hedef edindik ve yapıyoruz. Birçok insan birçok şey yapmak istiyor ama yapamıyor. İşte nasıl diyeyim, jeopolitik, jeoekonomik, bir sürü şeyler böyle konjektürel sebeplerden dolayı. Bunu da aştığımız sürece yani Türkiye'nin önü tutulmaz. Çünkü Türkiye ekonomisi artık özel sektör tarafından yönetiliyor. Devlet birçok şeyi özelleştirdi. Bizim gibi şirketler alıp yönetiyor. Devletin yapacağı şey ne işte? Eğitim, adalet, sağlık, şu bu. Diğer iş devletin işi değil, o bizim işimiz. Biz teşebbüsünün önünü açmak devletin ya da ülkenin kalkınmasına çok büyük katkı sağlamaktır diye noktayı koyabiliyoruz. Evet, herhalde. Onun için benim söyleyeceğim şey, biz çalışacağız, durmak yok. Ama dediğim gibi bu şeyi kaybettirmemesi gerekiyor insanların içimizdeki o yatırımcı hevesi. Biz o virüsü kaptık, kaybetmeyelim. Evet, kesinlikle öyle. Başarının sırrı da bu. Evet. Çok evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Business Channel Türk ailesi olarak programımıza katıldığınız için. Bol şanslar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili seyirciler, bugünkü program konuğum Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım'dı. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hoşça kalın.